Karşılaşmanın hakemi Yiğit Peşin ve mücadelede ilk düdük çaldı. Gençler Birliği eğitimi İskut Belediyespor mücadelesi başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Sağ kanattan taç atışını kullandı Eğitim İskut Belediyespor takımı. Ortalanda baskısı sonuç veriyor. Gençler Birliği ekibinin şimdi ev sahibi takım etkili geliyor. Uzaktan vuruş geldi. Harika bir gol. Süper bir gol. Tekrar izliyoruz golü. Tomic onu pası savunmanın arasına. Harika döndü Atal. Harika bir aşırtma vuruş. Top direkten döndü. Top direkten dönüyor. Antal'ın pası Tomic. Çalımını attı Tomic. İçeri baktı. Tomic sert bir orta. Kafa vuruşu ve top ağlarda gol. 2-0. Farkı 2'ye çıkarıyor Gençler Birliği. Ortaya doğru döndü. Çağrı sağ kanatta Ahmet Oğuz kendini gösterdi. Çağrı kaleyi düşündü. Kaleciden döndü. İkinci pozisyon. Savunma kale sahası içinde tehlikeyi uzaklaştırıyor. Tomic rakip yarı sahada yine Gençler Birliği. Top yükseklik kazandı. Tomic ceza alanı bıraktı. Gol pozisyonu. Karşı karşıya pozisyon. Vuruş geldi ve gol. Antal gol attı. 3-0 oldu. Rumen oyuncu farkı 3'e çıkarıyor. Gençler Birliği 3-0 önde. Tomic soldaki boşluğu gördü. Arpası Artun Berat'ın koşuğuna yerde bir vuruş geldi. Top dışarı gitti. Maçın hakemi hareketlendi ceza sahasına doğru. Beyaz noktayı gösterdi. İtirazları var. Penaltıyı kullanıyor Gençler Birliği takımı. Vuruş geliyor. Top ağlara gidiyor. Gençler Birliği farkı 4'e çıkarıyor değerli futbol severler. Özellikle de genç oyuncular 11'de yerini aldı. Bir tek Nemanja Tomic tecrübeli futbolcular arasında. Bu arada ceza alanı, gol pozisyonu ve top ağlarda gol. Top ağlara gidiyor gol. Artun sonradan oyuna dahil olmuştu. Gol tekrar görüntüde. Artun Erkan onun karşısında sol ayakla gol vuruşunu yapıyor Artun. Ve topu ağlara gönderiyor. Artun top aldı. Solda boşluk var. Artun pasını verdi. Ceza alanı etkili geliyor Gençler Birliği. Ve maçın hakeminden penaltı kararı. Bir penaltı kararı daha çıktı. Maçta ikinci kez penaltı kazanıyor. Ev sahibi takım Erkan Kestir'in ve Gençler Birliği penaltıyı gole çeviriyor. Nemanja Tomic farkı 6'ya çıkarıyor değerli futbol severler. Ve maçın hakemi son düdüğünü çaldı.